Merhaba, ben Resto Önselistiz'den Avukat Yaşar Doğan. Uzmanlık alanım göçmenlik hukuku ve buna bağlı insan hakları, kamu idaresi hukuku, Avrupa Birliği hukuku ve Ankara Anlaşması. Bu alanlarda 10 yılı aşkın bir süredir danışma ve temsil hizmetleri sunmaktayım. Bu davanın tarihçesi nedir? İngiltere'de 1973 yılından bu yana Ankara Anlaşması'ndan dolayı yürürlükte olan bir uygulama var. Bunun altında İngiltere'de iş kurmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başarılı başvurular yapmaları halinde önce 1 yıl, sonrasında 3 yıllık geçici oturumlar aldıktan ve toplamda İngiltere'de 4 yıl ikamet ettikten sonra süresiz oturum izni için başvurabiliyorlardı. Aynı zamanda Türkiye'li iş insanları eşlerini ve çocuklarını da İngiltere'ye getirebiliyorlar ve beraberce süresiz oturum için başvurabiliyorlardı. Daha sonra home office kurallarda değişikliğe giderek eşlerin süresiz oturum için başvurmadan önce en az 2 yıl İngiltere'de ikamet etmesi şartını getirdi. Bu değişiklik belli bir dönem sadece kağıt üzerinde kaldı ve uygulanmadı. Sonradan aniden uygulanmaya başlanınca birçok kişi red kararıyla karşılaşmaya başladı. Bunlardan biri de Hacer Aydoğdu'ydu. Birçok mağdur olan aile gibi Aydoğdu ailesi de mahkemeye başvurdu. Bu davanın iddiası bu uygulamanın Ankara Anlaşması'na aykırı olduğuydu. Yüzlerce benzer dava arasından tesadüfen Aydoğdu ailesinin davası mahkeme tarafından öncül dava olarak seçildi. Burada kısaca açıklayayım, bu dava sürüyorken ben bu davada avukat değildim. O dönemde Aydoğdu ailesinin farklı bir avukatları vardı. Dolayısıyla hani onların dava içerisindeki emeklerine saygılı olmak bakımından da bunu dile getirmekte fayda var. Daha sonra davanın konusu olmamasına rağmen dava hakimi Ankara Anlaşması'nın sadece eşler bakımından değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bakımından süresiz oturum haklarını korumadığı yönünde bir karar verdi. Ailem maddi imkansızlıklardan dolayı kararı temize götüremediklerini anlıyoruz şimdi. Karardan sonra home office süresiz oturum başvuru değerlendirmelerini kısa bir süre askıya aldı ve dondurdu. Fakat bir süre sonra kurallarda hiçbir değişiklik yapmadan insanlara kalıcı oturum vermeye de devam etti. Bu durum böylece Aydoğdu kararından bir yıl sonrasına kadar olduğu gibi sürdü. Ancak 16 Mart 2018'de gece yarısı yapılan ve derhal yürürlüğe konan bir kural değişikliğiyle Ankara Anlaşmalıların süresiz oturum hakları bir anda ortadan kaldırıldı. Sonrasında 16 Haziran 2018'de süresiz oturum hakkı yeniden tesis edildi. Fakat bu defa yeni gereksinimlere tabi tutularak bu hakkı yeniden getirildi. İkamet süresi 4 yıldan 5 yıla çıkartıldı, dil ve kültür sınavı zorunluluğu getirildi ve tüm bunların yanında bir de her bir aile ferdi için ödenmesi gereken 2389 poundluk başvuru ücretleri getirildi. Bu tabii şu anki miktar ve ilerleyen yıllarda veyahut da günlerde bu miktarın daha da artması gündeme gelebilir. Bu değişikliklerin 16 Mart 2018 öncesinde İngiltere'de bulunan Ankara Anlaşmalılara da uygulanacağı da ayrıca Home Office web sitesinden duyuruldu. Bu dava neden açıldı? Bu durum pek tabii ki birçok mağduriyetlere yol açtı. Özellikle yapılan değişikliklerin geriye doğru uygulanacak olmaları bariz bir şekilde adaletsizdi. Durumdan mağdur olan Türkiye'li iş insanları, Leni Candan öncülüğünde Türk İş İnsanları Birliği'ni kurarak konuyu yargıya taşıma kararı aldılar. Davanın avukatlığını üstlenmemi teklif ettiklerinde ben de toplumumuz yararına olacağından bu görevi kabul ettim. Bu süreçte baristalarımız Emma Dakin ve Sarah Ford QC ile beraber çalıştık.
kendileri konularında oldukça yetkin ve uzman hukukçulardır. Süreç şöyle işledi. İlk önce ihtar mektubumuzu verdik ve ihtar mektubumuz neticesinde aradığımız sonucu alamayınca İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde davamızı başlattık. Bu aşamada hem Aydoğdu kararının hukuken yanlış olduğunu, yani Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarına aykırı olduğunu, hem de yapılan kural değişikliklerinin Ankara Anlaşmalıların meşru beklentilerine aykırı olduğunu iddia ettik. Fakat Aydoğdu kararı ilerleyen zamanda Court of Appeal olarak bilinen Yargıtay Mahkemesi'nde Kötük isimli bir davada onaylanınca sadece meşru beklenti prensibi üzerinden ilerlemek durumunda kaldık. Yüksek Mahkemenin kararı ne oldu? Davamızın duruşması 7 Mart 2019'da gerçekleşti ve hakim davadaki yasal argümanların zorluğu nedeniyle kararını erteledi. 18 Mart 2019'da ertelenen kararını açıkladı. Resmen mahkeme kararını açıklamış oldu. Buna göre 16 Mart 2018'den önce İngiltere'de bulunan Ankara Anlaşmalıların kural değişikliklerinden etkilenmeyecekleri yönündeki beklentilerinin meşru olduğu, bu meşru beklentinin Home Office tarafından yapılan kural değişiklikleriyle ihlal edildiği ve bu ihlal neticesinde mağduriyetlerin yaşandığı mahkemece kabul gördü. Ancak yapılan değişikliklerin kamu yararına alınmış tedbirler olarak orantılı ve meşru görülmesi gerektiğine de mahkeme ayrıca karar verdi. Başka bir deyimle sebep olunan mağduriyetlerin aslında yeterince vahim mağduriyetler olmadığı kanaatine vardı hakim. Kararla ilgili değerlendirmeniz nedir? Elbette bu karar herkes için hayal kırıklığına yol açmıştır. Sebep olunan mağduriyetler birçok yazılı ifade aracılığıyla mahkemeye sunulmuştu. Hakim de aslında bu mağduriyetleri hem mağduriyetleri aslında hem karar metninde yer vermiş ve aynı zamanda da ciddi mağduriyetlerin yaşandığını kabul etmişti. Fakat bunların kamu yararına yapılan kural değişiklikleriyle kıyaslandığında yeteri oranda vahim olmadıkları sonucuna varmıştı. Biz bu kararın vicdanen ve hukuken doğru olmadığı kanısındayız. Eğer yapılan kural değişiklikleri hali hazırda İngiltere'de olan Ankara Anlaşmalıları etkilemeseydi, Sayın Hakim'e katılmak mümkün olabilirdi. Zira kural değişiklikleri sonrasında İngiltere'ye gelen ve Ankara Anlaşması altında başvuru yapmak isteyen İnsanlar yeni gereksinimlerin ne olduklarını bilerek gelmiş olacaklardı. Ancak öncesinde burada bulunan ve hali hazırda Ankara Anlaşması vizesiyle burada kalan insanlara bu kuralların geriye doğru uygulanması orantılı ve meşru olarak görülemez. Home Office elbette göçmenlik kurallarını değiştirebilir, bu yetkisi vardır. Aksi de zaten düşünülemez. Ancak bu değişiklikleri geriye doğru uygulayabilmesi için çok çok ciddi sebepler gerekir. Bunun için sadece teorik denebilecek göçmenlik sisteminin idaresi gerekçe olarak görülemez. Aydoğdu kararı ışığında Home Office göçmenlik kurallarını değiştirebilir. Bu belki kısmen kabul görebilir. Ki bununla ilgili de aslında sorunların olduğunu düşünüyorum. Aydoğdu kararının Avrupa Adalet Divanı hükümlerine uymadığını düşünüyorum. Ve dolayısıyla bunun uygulanmasının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Fakat doğru olduğunu varsayacak olsak bile bu değişikliklerin geriye doğru uygulanmaları gereksiz, orantısız ve adaletsizdir. Ayrıca burada sebep olunan mağduriyetlerden sadece bir tanesi bile HSMP olarak bilinen davalarda davacıların haklı bulunmalarına yetmiştir. Orada yapılan tek değişiklik ikamet şartının bir yıl uzatılmasıydı. Örneğin orada
başvuru sahiplerinin İngilizce sınavı geçmesi veyahut da daha yüksek başvuru ücretleri ödemeleri gündemde bile değildi. Yüksek Mahkeme'nin kararının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Detaylı ve dikkatli bir değerlendirme sonucunda direktörlerimizle de gerekli toplantılarımızı yaptıktan sonra Yüksek Mahkeme kararını Court of Appeal Mahkemesi'ne temyize götürme kararı aldık. Önümüzdeki günlerde de gerekli adımları atacağız. Yüksek Mahkeme'nin kararı çıktığında bazı hukukçu arkadaşlarımızdan talihsiz ve isabetsiz olarak değerlendirebileceğimiz açıklamalar duyduk maalesef. Ben burada hiçbir kötü niyet olmadığını düşünüyorum, hiçbir kötü niyet aramıyorum. Ancak karar tam okunmadan yapılan açıklamalardı bunlar ve dolayısıyla da eksik ve yanlış bilgiler aktarılmasına vesile oldu bu durum. Söylemeliyim ki bazı ifadeler de oldukça haksız ve dolayısıyla da kırıcı olmuştur. Örneğin mahkemenin kabul ettiği meşru beklentinin varlığı ve ihlal edildiği durumu çok önemli bir başarı ve kazanım iken bu yapılan açıklamalarla beraber bunlar sanki çok basit bir durummuş gibi sunuldu. Duruşma günü orada olanlar gözleriyle gördüler ki duruşma zamanının belki %90'ı ve belki de daha fazlası aslında bu konular üzerine olmuştur. Ve Home Office bunlara karşı çok ciddi bir mücadele vermiştir. Bu yarım saatte okunan ve belki 10 dakika gibi kısa bir zamanda yorumlanan ve kolaylıkla da eleştirilen karar metni, arkasında aylarca süren çalışmalar, yüzlerce alınmış stratejik karar, uykusuz geceler ve stresli günler barındırıyor. Bunu unutmamak gerekir ve eleştirilerimizi bunların bilinciyle yaparsak daha isabetli olur diye düşünüyorum. Bu dava ile ilgili olarak sayısız haksız eleştiriye maruz bırakılan Lenny Can'dan ve diğer direktör arkadaşlarım da hiçbir menfaat gözetmeksizin onların almış oldukları riskler ve bulundukları özveriler de asla göz ardı edilmemelidir. Son olarak bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ediyorum.